Arkadaşlar herkes selamlar yeniden yeni bir piyasa değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi piyasaları konuşmaya değerlendirmeye devam ediyoruz. Dolardan başlayacağız. Altın, gümüş, borsa ve tabii ki kripto paralar son durumu konuşacağız. Son bir buçuk haftadır küresel piyasalardan gelen haberler gerçekten baş döndürmeye devam ediyor. Tüm haberleri içinde piyasaları tekrardan göz gezdireceğiz. Borsa İstanbul özellikle bundan sonra neler olacak seçime yaklaşırken hangi seviyeler dikkat çekiyor neler bekleniyor yatırımcının ve piyasanın beklentisi ne yönde size kritik seviyeleri net bir şekilde aktaracağım ve tabii ki kripto para tarafı son bir buçuk haftada Bitcoin'deki volatilite oldukça artmış durumda altın tarafına gelen alımlarda dikkat çekiyor devamı var mı hepsini konuşacağız. Konuşmadan önce de hemen duyurumuzu yapalım. Her videoda biliyorsunuz iki tane aboneme hediye veriyorum. Yüksek oranda kazandıran strateji serimi ve bunun yanı sıra teknik analiz eğitim kursumu hediye ediyorum. Bu bir hediye etkinliğidir ve katılmak ise çok basittir. Video bir tane beğeni bir tane yorum ve kanala da abone olursanız gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Evet arkadaşlar son bir buçuk haftadır ABD tarafında biliyorsunuz ilk etapta bir banka iflas etti. İflas etmesiyle beraber tabii ki de altın tarafına alımlar, kripto para tarafına sert satımlar geldi. ABD borsaları geri çekilirken FED'den gelecek açıklamalar bekleniyordu. FED'den tabii ki de bu bankaların kurtarılacağını videolarda sizlere aktardık. Çünkü ABD'nin bunu göze alamayacağını, bir bankacılık krizini göze alamayacağını dile getirdik. Çünkü bu ABD için bir ekonomik yıkım olur arkadaşlar. ABD'de 5500 tane banka vardı ve bunlardan bir tanesinin batması, kurtarılmaması Diğer bankalarda sıçraması bir domine etkisi yaratarak tüm bankaların batmasına iflas etmesine yol açabilirdi. Buna izin vermeyeceklerini açıkladık ki FED'den de gelen açıklamalar o yönde oldu. Kripto para tarafına alımlar geldi. Daha sonra altın tarafındaki yükselişlerin devamı geldi. ABD borsaları toparladı. Tam her şey yoluna girmiş demiştik ki e, kredi suisinde sıkıntılar yaşadığı likidite krizi nakit krizi yaşadığı haberleri piyasaya düştü. Bununla beraber piyasalarda tekrardan sorunlar baş göstermeye devam etti. Peki bundan sonra ne olacak? Bir kere arkadaşlar bir banka sıkıntıya giriyorsa ve bata e, iflas eden veya da sıkıntıya giren o banka e, tabii ki de o bankanın ait olduğu ülke güçlü bir ülke ise o hükümetler o bankayı kurtarmak için elinden geleni yapacaklardı. Çünkü geçtiğimiz Yıllarda yaşanan krizlerde, bankacılık krizlerinde ne kadar büyük bir yıkım olduğunu, bu yıkımların, bu ekonomik krizlerin hangi hükümetleri devirdiğini, küresel anlamda tüm ülkeler tatmış durumda, bunu hiçbir ülke göze almaz, almıyorlardı zaten. Bir bankada sorunlar başladıysa, başta fed olmak üzere hepsi bir anda açıklamalar yapmaya gerekirse, fon sağlamaya vesaire başlıyor, o bankayı kurtarmaya başlıyorlar. Bank kredi suyus tarafında da herhangi bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum. O bankayı da kurtaracaklar ee, çünkü o da büyük bir banka. Onun zaten batması veya da sıkıntıya girmesi tüm borsaları alt üst eder. Alt üst ettiği gibi ee, bankacı, bankacılık bankacılık krizinde tetikler, likidi de kriz dediğimiz nakit krizi dünyada eşi benzeri olmayan ve bir kez başladı mı durdurulamayan bir krizdir. Bunu hiçbir hükümet göze almaz. O yüzden birkaç bankada sıkıntı çıktığı anda buna müdahale edilecektir. Kredi su ise de müdahale edileceğini düşünüyorum. Zaten gelen açıklamalarda bunu destekler nitelikte. Tabii ki bu tarz dedikoduların çıkması özellikle bankalar hakkında ABD tarafında bu tarz dedikoduların çıkması sıkıntılı durumdur. Çünkü bankalar hakkında çıkan dedikodular özellikle ABD tarafında o gün gördük sabah saatlerinde insanlar bankalarda kuyruklar oluşturmaya başladı. Buna önlem olarak tabii ki Fed'ine rahatlatıcı açıklamalar, insanlara hemen o gün mevduatlarına ulaşma ihtimali e, verildi. İnsanlar mevduatlarına ulaştılar. Ortamı sakinleştirdiler. Tabii ki Fed bununla durmayacaktır çünkü. Ee, bir kere bir panik havası başladı büyük fon dediğimiz hedge fonlar bankalardan paralarını çekmeye başlarsa ABD tarafında sıkıntılar yaşanacağı için e, FED'den de kritik adımlar gelmeye devam ediyor özellikle bugün haberleri düşen JP Morgan biliyorsunuz büyük bir kurum e, FED'in kredilerinin 2 trilyon dolarlık likidite sağlayacağını söyledi bu önemli bir haber niye haber önemli bir haber. 2 trilyon dolar demek arkadaşlar. Tabii ki de bankalara enjekte edilirse e, bu piyasalarda tekrardan rahatlatacaktır. E, piyasaları rahatlattığı gibi özellikle altıncılara, gümüşçülere ve kripto para tarafındaki yatırımcılara yarayacak haber olarak nitelendirebiliriz. Bu haberin şu an kesinliği yok. Ama JP Morgan gibi bir kurum böyle bir e, haberi, böyle bir açıklamayı yapmışsa arka planda tabii ki dedikodular ve tabii ki görüşmeler vardır. Ee, bu tarz haberlerden sonra özellikle bu kurumlar dile getiriyorsa genellikle de gerçekleşir arkadaşlar. Piyasalar adına altın, gümüş ve kripto para adına ve tabii ki de ABD borsalar adına yeni bir yükseliş trendi başlayabilir. Bu da tabii ki bizim iç piyasada bizim borsa tarafına da yansır, yansır kripto para tarafında rahatlatır önemli bir haber olarak nitelendiriyoruz. Ama şöyle de bir durum var. Fed'in attığı adımlara ters bir hamle arkadaşlar. Nasıl Fed aylardır neredeyse son bir yıldır faiz artırıyor. Tabii ki bu kadar e, parasal genişleme bu kadar büyük bir paranın piyasaya bankalara enjekte edilmesi faiz artırımıyla terstir arkadaşlar. Tabii ki Fed burada bir tercih yapacak. Bankaları risk atmayı göze alamaz. O yüzden bankaları fonlamaya piyasaları rahatlatacaktır. Belki de faiz artımlarını bir süre ara verecektir. Bunu gelecek toplantılarda göreceğiz. Bu da takip edeceğimiz diğer bir haber olacak ki piyasalara gerçekten bir can suyu olur. Özellikle kripto para tarafında, altın tarafında, gümüş tarafında, ABD borsaları tarafında yeni ralliler görebiliriz. Fed'in bu tarz bir politika değişikliğine gitmesi arkadaşlar yeni bir ralli yaşatır. Bunu da Takip edeceğiz özellikle Gelecek hafta çarşamba günde Fomek tutanakları var Oralardan gelecek açıklamalar da önemli olacak Onları da yakından takip edeceğiz Gerçekten piyasalar Çok çok ilginç dönemlerden geçiyor Birazcık daha e, Pozisyonları korumakta özellikle kaldıraçlı işlemlerden uzak durmakta Fayda var Hemen buradan borsayla başlamak istiyorum borsa tarafında arkadaşlar Size Her zaman olduğu gibi net rakamlar vereceğim e, ee, son 1,5-2 aydır borsa tarafında bakın herkes düşüşler beklerken 3000 puanları 3500 4000 puanları beklerken size burada borsanın gün gün neler olacağını aktarmaya çalışıyorum. Ee, son videoda son video hariç son videoda ben şunlardan bahsettim özellikle 5150-5200 bu civarlardan borsa alımlar geleceğinden bahsettim. İlk defa verdiğimiz tahminlerde özellikle bu seviyenin de altına indiğini gördük. Tabii ki bunu da batan bankalar, küresel piyasalarda başlayan panik tabii ki bizim iç piyasalara da yansıyor. bunu da bu şekilde nitelendirebiliriz. Peki bundan sonra ne olacak? Bakın arkadaşlar haftalardır, aylardır çok kötü felaket senaryoları yazılıyor. Borsanın çakılacağı, borsanın çok büyük düşeceği vesaire. Borsa şu anki bulunduğu seviyede gördüğü zirveden, gördüğü zirveden sadece %8 aşağıda 4 gün 5 gün önce %3 aşağıdaydı. Ee, yani borsanın en azından endeks bazında endeks e, fiyatına baktığımızda bakın %3 zirveden %3 geride şu an ise %8 civarında bir gerilik var. Yani borsanın battığı borsanın çakıldığı borsanın 4000'li puanları 3500'lü puanları gittiği yok. Yok olacağını da ben düşünmüyorum. Şunu söyleyebilirsiniz borsa düşmüyor ama hisseler kendi bazında %30, %40, %50'ye yakın düşüş yaşayan hisseler var. Evet bu doğru. Bunun da zaten farklı sebepleri var. Borsayı ben ayrı değerlendiriyorum. Hisseleri ayrı değerlendiriyorum. Yani borsada marjin işlem yapan var. Kaldıraçlı bir yoptu işlem yapanlar var. Ve tabii ki bu dönemde güçlü duran hisseler de var. Ama çok fazla satış yiyen hisseler de var. Orası ayrı bir konu. Ama borsa gördüğü zirveden %3, %5 geride. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra olacak o şu genellikle bu tarz yükseliş trendlerinde trend kırıldıktan sonra onaya gelip büyük satışlar yemiyorsa genellikle trend yataya bağlar arkadaşlar. Ben yatayı da şu şekilde nitelendirebiliriz. Bir süre borsa bakın aşağıda 5000 puan yukarıda 5500 puan. Bu aralıklarda git gel yapacağını düşünüyorum. Daha sonra seçime yaklaşırken veya da seçim yaklaştığında işte belli olan milletvekili adayları problem var mı yok mu? Neler oluyor? Yabancı neyi fiyatlayacak vesaire derken borsanın 6000-6500 puana doğru bir atak yapacağını düşünüyorum. Yani şu an borsa 5000 ile 5500 puan arasında yatay kalmaya devam edecek. Borsada bir çakılma veya da sert işte taban taban giden bir borsa beklemiyorum. Bakın bu hisselere yansımadı. Borsa tamam zirvede duruyor. Zaten bunu ayrı değerlendiriyoruz. Hisselerde ayrıca düşüşler oldu. Bunun çok farklı sebepleri var arkadaşlar. Borsaya güven kırıldı mı? Evet kırıldı. Ee, özellikle bazı hisselerde yapılan manipülasyonlar bakın bunlara cezalar verilmedi mesela buralarda küçük yatırımcıya e, güveni kırıldı borsada hatırlayın ocak ayında 4 milyon yatırımcı vardı ama son birkaç ayda 150 bin 200 bin kişi hesabını kapatıp gitti bakın borsadan parasını çekti hissesini sattı demiyorum hesabını kapatıp gitti yani siz direkt nakite geçseniz de borsadan paranızı çıkarsanız da birçok kişi hesabını kapatmaz. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani ben borsada artık işlem yapmayacağım. Borsa hesabımı tamamen kapattım. Borsa artık benim dünyamda yer almayacak demek. Yani 150 bin 200 bin yatırımcı direkt borsa hesabını kapatıp gitti. Bunda tabi farklı sebepleri var. Özellikle depremle mesela borsanın kapatılması lazım. Kapatılmadı birçok insan borsaya küstü. Borsa taban taban gitti o sırada. Ee, işte i̇şte bir gün silindi bir gün silinmedi vesaire. Buralarda yapılan hamleler birçok yatırımcı küstürdü. Yan kağıtlardan inanılmaz çıkışlar oldu. O yüzden biz şu an yan kağıtlarda çok hareket göremiyoruz. İnsanlar çok fazla işlem yapmak istemiyor. E küçük yatırımcı olmazsa yatırımcı borsayı küserse tabii ki borsa bu aralıkta takılabilir ama yan kağıtlara çok dalımlar gelmez. Ne zaman hareket başlayacak diyorsanız 5500 puanı geçtikten sonra yan kağıtların hareketleneceğini ben düşünüyorum. Dediğim gibi borsada çok büyük bir çakılma beklentim yok. Ee, öyle 4000'li puanlara, 3500'lü puanlara gelme beklentim yok. Bakın 4700, 4800 puanlardan dönüşler bekledik. Hepsi geldi. Buralarda birçok yatırımcı panik oldu, panik ettirildi. Belki de birçok kişi short işlemi açtığı için battı. Ama bizim videoları izleyenler buralardan kesin dönüşler beklediğimizi, short işlemi açmanın e, sizleri batırabileceğini vesaire bunları hep konuştuk. Konuştuğumuz gibi de gerçekleşti. Şimdi son duruma bakacak olursak önümüzdeki günlerde borsada e, 5000-5050 puanı bakın destek yaptı. Bu kanal e, bu bant içerisinde takılacağını bir süre gezileceğini düşünürsek e, tekrardan 5250 üzerine kapanışlarda 5400-5500 puana doğru önümüzdeki günlerde alımların gelmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Buradan hemen e, dolar'a geçmek istiyorum. Dolar da yavaş yavaş 19 üzerine yerleşiyor. E, bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Zaten beklentimiz de bu yöndeydi. 19 19.45'lere doğru önümüzdeki haftalarda ve aylarda hareket devam edecek gibi duruyor. E, burası bir dirençti. 19 bölgesi. E, üzerine atınca da 19 19.47'lere doğru hareket bir sonraki dirence doğru devam edecektir. Altın tarafı Altın tarafına da alımlar gelmeye devam ediyor. Altında çok güzel bir trend var. Bu trendin devamını bekliyoruz. 1915 üzerindeki ons altın 1965-67 bölgesine doğru çıkış hareketini devam ettirecektir. Özellikle bu kadar iflasların, bu kadar banka batmalarının, bu kadar risklerin konuşulduğu ortamda altın tarafı da yükselişini devam ettirecektir. Gram altın en son 1100'lerden alın diye sizlere aktardım. Artık ben alsat yapmıyorum. Size de çok fazla alsat tavsiye etmem. Artık bekleyin. 1175, 1180 üzerindeki hareketlerde ilk hedefimiz 1320. Yaz aylarına kadar belki yaz ayında 1495 TL hedefimiz var altın tarafında. Gümüşçüler gümüş dirençte 13.55'te geçilmesini bekliyorum. 14.75'lere doğru çıkış hareketi devam edecektir. Bitcoin tarafında bu kadar e, gitgellerin yaşandığı son bir buçuk haftadır 6 bin dolarlık bir hareket yaşadık. Gerçekten baş döndüren hareketler. Özellikle bu bankaların batışı vesaire derken gelen veriler dolumluydu. Bir anda Bitcoin 19500'lerden 26000 dolarlara çıktı. Bunları son videoda konuştuk. Bu seviyeyi ben size son videolarda verdim. Orası da gerçekleşti. Tabii ki bitcoin bu şekilde giderken e, çok fazla hareket etmesi altcoinlere yaramıyor. Ezilmesine neden oluyor. Orası ayrı bir konu ama bitcoin'de de şunu söyleyebilirim. 23.800-24.200 şu kanalın orta bandı destek olarak çalışacaktır. Önümüzdeki günlerde e, ve saatlerde 25.200'e doğru çıkışlar normal. Devam etmesini bekliyorum. Üzerindeki kapanışlarda tekrardan 26.000 dolarları Konuşacağımız düşünüyorum. Özellikle gelecek hafta FOMC tutanakları var. O tutanaklarla beraber Bitcoin tarafı da hareketlenebilir. Bakın 23.824.200 bu trendde şu anlık bir dip olduğunu düşünüyorum. Peki fırsat altcoin var mı? Bakın Lit arkadaşlar Lit e, gerçekten son günlerde e, paylaşım yaptığım e, güzel bir altcoin. E, özellikle son zamanlarda Bitcoin 24-25 bin dolara çıktığında e, Bu bankacılık krizi banka e, iflasları konuşulmadan önce Hareketine başlayan bir coindi 1.70 dolarlara kadar geldi oradan bir düzeltme yaptı Buralarda şimdi konsolde oluyor Özellikle 95 cent 1 doların altını çok beklemiyorum Buradan gelecek alımlarla tekrardan bakın bitcoin toparladığında 1.80 2.20 Dolarlara kadar çıkış bekliyorum minimum Buna neredeyse 2x'lik %100'e yakın bir kazanç demek. Şu an 1 dolar 0.3 centlerde. Gayet güzel yerlerde. Buralardan tekrardan bakın yukarı yönlü hareketler bekliyorum. Birazcık bekleyeceğiz. Tutmaya devam edeceğiz. Bitcoin toparladığı an en önde giden coinlerden olacağını düşünüyorum. Bakın şurada 1.75 dolar direnci var. Ve o direnç Bitcoin toparladığında Lidl'de de görüleceği düşüncesindeyim. Şu an ise alım yerlerinde güzel yerlerde tutmaya taşımaya devam diyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.